Joker'i tanıtacağım. Şimdi dikkat ederseniz Joker'e. Joker, öpeyim seni. Evet, dikkat ederseniz arkadaşlar, bakın Joker'e. Bak Joker'e bak. Evet. Joker oğlum. Biliyor musun? Sizce Joker kaç gündür benim yanımda? Tahmin et Muhammed. 30 gün oldu mu? 30 gün olduğunu. 30 gün. Joker arkadaşlar, belki inanmayacaksınız ama 1 saattir yanımda. 1 saat. Peki nasıl oluyor da Joker 1 saatte böyle bana alışabiliyor? Şimdi ince ayrıntılarını anlatacağım size. Birincisi arkadaşlar, kesinlikle ev üretimi yavru alın. Ev üretimi, yani yaklaşık 1 aylık bir yavru alın ve yeme düştüğü anda annesinin yanından alın. Bu çok önemli. İkincisi erkek alın. Üçüncüsü ise eve getirdiğiniz zaman evde sessizlik olsun, ani hareket yapmayın, gürültü olmasın, evdekiler ani hareket yapmasın. Çok sakin, sessiz bir şekilde onu sevin. Ben onu sevdim, elimle okşadım, öptüm, sonra yem verdim. Sonra gittim kafesine bıraktım ama kafese girmek istemedi, yine elimde durdu. Dolayısıyla arkadaşlar, eve getirdiğiniz andan itibaren çok yavaş hareket edin. Elinizde onu yavaş kaldırın. Yürümeniz yavaş olsun. Her şey yavaş olsun. Bakın şu an ilk koyduğumda yemedi. Yani ilk geldiğimde yemedi. Böyle bir vurdu, sonra durdu. Şimdi bakın nasıl yiyor, görüyor musunuz Joker'i? Aslan oğlum benim, Joker'im benim. Öptüğümde mayışıyor Joker. Şu an bakın Joker nasıl yemini yiyor. Ve elimde yiyor yani. Daha önce de muhabbet kuşu besledim. Yani bırak böyle elime almayı, üstüme koy, elimin içinde bile durmuyordu. Fırlıyordu sağa sola. Pet shop'tan almıştım. Onu birine hediye ettim. Açıkçası. O da güzel bir kuştu ama yani bunun gibi değildi. Bundaki en büyük etken yavru olması, ev üretimi olması. Bir de eve getirdiğim andan itibaren bakın çok nazik davranıyorum ona. Çok nazik ve çok kibar davranıyorum ona. Onu okşuyorum. Bakın onu seviyorum. Hiç, bak hiçbir şey yapmıyor. Görüyor musunuz? Yemiyor. Görüyor musunuz arkadaşlar nasıl yemiyor? Batırsın ortalığı, önemli değil. Yesin de batırsın. Bakın dikkat edin. Önce başını okşadım onun. İlk elime aldığımda başını okşadım. Başını böyle okşadım. Sonra yanaklarını okşadım. Sonra öptüm onu. Şimdi yemiyor. Birazdan onu şey yapacağım. Öpeceğim. Bak ne güzel yemiyor. Görüyor musun? Yaklaştır biraz. Bak. Bak ne güzel yemiyor. Hadi oğlum Joker. Ye oğlum. Bundan sonra senin adın Joker. Ha. Böyle filmde var da. Bak Joker'e bak. Bak ne güzel yiyor. Joker daha bebek. Joker daha 1 aylık. Erkek olduğunu düşünüyoruz. Yani bana veren arkadaşım, hediye eden arkadaşım, Cemil arkadaşım sağ olsun. Ondan güzel paketledi. Yemini, işte kumunu, kumluk falan filan her şeyi verdi sağ olsun. Cemil arkadaşıma teşekkür ederim. Umarım Joker erkek çıkar. Zaten ismine Joker dedik. Kız çıkması mümkündür herhalde. Evet bakın nasıl yemiyor Joker. Dur dur. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz Joker nasıl yiyor. Evet oğlum. Ye aslanım benim Joker'im. Ye. Evet. 1 saat arkadaşlar. Eve 1 saat önce getirdim Joker'i. Bakın şu an. Ama şu an o kadar kibar ve nazik davranıyorum ki ona, anlatamam size. Çok nazik ve kibar olun. Çok nazik olun. Onu sıkmayın. Onu önce okşadım. Bir de arkadaşlar çok ince bir ayrıntı daha söyleyeceğim size. Bana göre bu da çok önemli. Joker'in büyüdüğü yer. Bakın kuşun büyüdüğü, yani ev üretimi olduğu yerde sessiz sakin olsun. Ve oranın gürültülü olmamasına da dikkat edin. Mesela ben oraya gittim. Hadi ye oğlum Joker'im. Ben oraya gittim.
Sağ olsun Cemil arkadaşım beni aldı. Gittim üretim yerine. Gürültü yoktu. Ha, çok fazla kuş var, o ayrı bir şey. Güzel kuşları vardı. Ama gürültü yoktu. O da çok önemli. Ve annesinin yanından çıktıktan sonra bir gün kafeste kaldı. Tek başına kafeste kaldı. Sonrasında ben aldım. Ve ben aldığımda da bakın buraya getirdim Joker'i. Şu an çok rahat bir şekilde yemini yiyor arkadaşlar. Şimdi birazdan size onu nasıl sevdiğimi, bir saat içerisinde nasıl sevdiğimi göstereceğim. Evet, şimdi durdularım, yem vereyim şu an. Evet arkadaşlar, peki ben bir saatte ne yaptım da Joker böyle uysallaştı? Arkadaşlar, elimi önce şöyle avucumun içine aldım Joker'i. Avucumun içine aldım. Gel oğlum, gel Joker. Avucumun içine gel. Sonrasında şöyle başını okşadım. Onu okşadım, 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 okşadım. Bakın böyle okşadım. Okşadım, okşadım. Ben okşadıkça Joker kendini yavaş yavaş bıraktı. Ama okşarken de yavaş okşadım. Onu örselemeden okşadım. Tamam mı arkadaşlar? Okşadıktan sonra az önceki gibi de yem verdim. Yemini yedi Joker. Ama bunu bayağı böyle bir okşadım. Sonra yem verdim. Ama yemi de verirken biraz böyle ağzını hafif böyle gagasını kaldırır şekilde verdim. Hani utanma yer der gibisinden verdim. Bakın şu an Joker yem yiyor. Evet. Ye oğlum ye. Ye aslanım. Ye aslanım. Yani kimisi kuşun kanadını falan kesiyor. Bunlara gerek yok arkadaşlar. Bak yeni olmasına rağmen nazik ve kibar davrandığın zaman emin olun ki siz kazanıyorsunuz. Yani sonrasında ne yaptım? Sonrasında Joker'i böyle elimi yavaşça yumuşakça onu okşamaya başladım. Bakın dikkat edin. Kendini bırakıyor. Zaten bebek daha çocuk. Sonra Joker'i bakın. Bak yavaş yavaş kendini bırakıyor. Aferin oğlum. Sonra öptüm Joker'i. Bak. Öptüm Joker'i. Bak Joker ne yaptı? Kendini bıraktı arkadaşlar. Ama sizden ricam ev üretimi yavru çok küçük olsun. Annesinin yanından çıktığı andan itibaren sizin yanınıza gelsin. Bakın şu an bir saatte. Bakın bunu bir saatte. Çok samimi söylüyorum. Bir saatte ben bunu bu hale getirdim. Yani kafesi bile hazır değil. Şu an kafesi bile hazır değil. Zaten kafese koymaya niyetim de yok. Oğlum. Hatta denedim girmedi. Aferin sana. Böyle onu okşayın. Ona sevin. Arkadaşlar bir de size tavsiyem şu. Size tavsiyem şu. Kuşu alacağınız zaman rengi içinize sinsin. Çünkü içinize sinen kuşun rengi sinen kuşu bir nevi ne yaparsınız biliyor musunuz? Onu daha çok seversiniz. Onu daha çok sahiplenirsiniz. Şimdi yarından itibaren biz Joker'de alıştırmalara devam edeceğiz. Bakalım. Niyetim onu konuşturmak, ona bazı şeyleri öğretmek. Zamanla konuşturur ve öğretirsem ki inanıyorum buna. Buradan size paylaşım yapacağım. Joker'e bir maşallah deyin. Joker hoş geldin eve. Öpeyim oğlum seni. Aslanım benim. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. İyi akşamlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün Joker'le ikinci günüm. Dikkat ederseniz Joker şu an yemiyor. İkinci günde. Yani normalde şu söyleniyor. İşte muhabbet kuşunu eve götürdüğünüz zaman 10 gün 15 gün kafeste kalsın diye. Şimdi bu durum, bu söylemi, şu anki durum bunu çürütüyor. Dolayısıyla yani ben ne 10 gün ne 15 gün. Ben geldiğim gibi elime aldım. Şu an ikinci gün yine elimde. Yani Joker bu tezi çürüttü. Bence de mantıken hayvan, kuş ilk etapta sizin elinizde eve alışmalı. Ama sizin elinizde eve alışmalı. Ama arkadaşlar, bakın çok önemli ince bir ayrıntı. Kuşu bir bebek gibi düşünün. Evde uyuyan bir bebek gibi. Nasıl ki evde bir bebek uyuyorsa hiç ses çıkarmıyorsunuz. Yavaş hareket ediyorsunuz ya. Bunu da o şekilde düşünün. Şayet bu şekilde hareket ederseniz arkadaşlar
Emin olun size alışma olasılığı yüksek olur. Diğer türlü dikkat ettim. Mesela televizyonu açtım, irkilmeler gördüm onda. Sesini kısmama rağmen, televizyonun sesini kısmama rağmen irkilmeler gördüm. Dolayısıyla ani tepkilere cevap veriyor. Ani tepkilere olumsuz cevap veriyor. O yüzden olabildiğince sakin ve az önce dediğim gibi evde bir bebek varmış gibi davranmanız gerekiyor arkadaşlar. Bakın şu an Joker nasıl yemini yiyor. Ve bu ikinci gün. Ne dedin anlamadım. Bir daha söyle. Bu da kuşu alıştıracak olanlar için iyi bir fırsat olacak diye düşünüyorum. Alıştıktan sonra Joker'le antrenmanlar yapacağız. Onu konuşturmak ve onu çeşitli hareketleri öğretmek için. Evet arkadaşlar, şu anlık video bu kadar. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Evet merhaba arkadaşlar. Bugün Joker'le üçüncü günümüz. Dikkat ederseniz Joker elimde. Ondan sonra yemini veriyorum Joker'in. Tamam mı? Gayet uslu bir şekilde Joker'le yem yiyoruz. Şimdi arkadaşlar, eğer ki uzmanların mantığına göre ben devam etmiş olsaydım şu an Joker kafeste olurdu. Böyle sessiz sessiz dururdu. Ondan sonra ben derdim ki bu niye sessiz sessiz duruyor? Acaba bunda hastalık mı var? Sonra fotoğraf çekip gruplara atardım. Sizce kuşumun neyi var? Hiçbir şey yok. Sizin elinizde alışsın eve. Bakın çok önemli bir şey söylüyorum. Kuş sizin evinizde eve alışsın. Yavru kuşu aldınız, sizin evinizde yem yesin ilk günden itibaren. İlk günden itibaren sevin onu. Bakın Joker'i görüyorsunuz. Evet Joker, iyi oğlum. Aslanım benim Joker'im. Joker, dikkat ettim. Belki de yavru olduğundandır. Joker çok yemek yemeye başladı. Dikkat ettin değil mi Muhammed sen de? Çok yemek yemeye başladı. Çok yemek yiyor. Ben herhalde yavru olmasına bağlıyorum. Yani çok yemek yerse ne olur Joker? Çok yemek yerse çabuk büyür. Şimdi ben Joker'e bir de şöyle bir şey yaptım. Joker'i arkadaşlar tavsiye ederim. Şöyle bana göster Muhammed. Joker'i birileri odadayken işte televizyon izliyorsak, yemek yiyorsak Joker'i oraya koymuyorum. Neden? Dikkat ettim. Televizyon açıktı. Joker sürekli irkiliyordu. Sürekli irkiliyordu. Dolayısıyla Joker'i yemek esnasında misafir olduğunda arka odaya aldım. Sessiz odaya aldım. Ne zaman yem vereceğim? Televizyonu kapatıyorum. Her şeyi kapatıyorum. Joker'in böyle dikkatini çekmeyecek, onu korkutmayacak bir ortam yaratıyorum. Ve bu şekilde Joker'i besliyorum. Ne zamana kadar yapacağım bunu? Bilmiyorum ama uzun bir süre bunu yapacağımı düşünüyorum. Çünkü Joker ne zaman korkmamaya başladığında, gerçi korkmuyor. Korkmamaya başladığında, pardon, özür dilerim. Korkmuyor. Dikkat edin. Bakın Joker. Nasıl? Gel oğlum Joker, aslanım benim. Bak Joker. Korkuyor mu? Şimdi neredeyse Joker gibi gülecek. Yani korkmuyor. Gayet tatlı. Öpeyim Joker. Aferin oğlum. Aferin. Ye oğlum ye. Ye Joker'im. Bak. Joker'i görüyorsun. Korkuyor mu? Hayır, korkma. Korkmuyor. Gayet sakin. Gel oğlum. Yani olay bu arkadaşlar. Sessizlik çok önemli. Yavru olması çok önemli. Ev üretimi olması çok önemli. Annenin yanından hemen alın. Ve dediğim gibi alabiliyorsanız erkek alın. Ve bu şekilde onu sevin. Hepinize sevgi ve saygılar. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hepinize iyi günler diyorum. Joker'in 3. gününden iyi akşamlar. Başladık mı? Tamam. Buradan anne babalara, muhabbet kuşu beslemek isteyenlere de seslenmek istiyorum. Şayet muhabbet kuşu beslemek istiyorsanız bunun sorumluluğunu da bilmeniz gerekiyor. Yani bunu çocuğunuza falan almak istiyorsanız tabii ki alabilirsiniz ama bunun sorumluluğunu da bilerek, bunun bakımını bilerek de almak gerekiyor. Neticesinde bu bir canlı, yani yaşayan bir canlı. Dolayısıyla yaşayan bir canlıya ne yapılması, nasıl davranması gerekiyorsa bunun en ince ayrıntısına kadar bilinmesi gerekiyor. Yani normal bir oyuncak değil. Normal bir oyuncak olsa alırsın, oynarsın, bir kenara atarsın. Ama bunlar öyle değil arkadaşlar. Bunlara daha nazik, daha kibar olmak lazım. Bunların yemi, bakımı, suyu, bunları bilmek lazım. Özelliklerini bilmek lazım, araştırmak lazım. Ondan sonra bunların
beslemeye karar vermeniz gerekiyor. Ha, beslediğiniz zaman şu da var. Yani yarın bir gün Allah muhafaza bunlar öldüğü zaman kişiye ciddi travmalar da yaşatıyor. Kaç kişi biliyorum? Kuş öldükten sonra ağlayanlar, 3 gün yas tutanlar, 4 gün yas tutanlar. Dolayısıyla bu da önemli, ince bir ayrıntı. Bunu da göz ardı etmenizi istemiyorum. Şayet bunları yerine getirirseniz gerçekten çok farklı bir mutluluk, çok farklı bir duygu. Joker, öpeyim seni. Oh, aslanım benim. Joker'le biz inşallah çok iyi anlaşacağız. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone olup videoyu da beğenirseniz sevinirim. Herkese iyi akşamlar diliyorum. İyi günler. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.